Tabii hepinizin bildiği gibi bu hafta pazartesiden itibaren İstanbul'da teşekkür ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem seçmenlerimize, İstanbul halkına hem de İstanbul'daki ilçe teşkilatlarımıza ve il teşkilatımıza seçimlerde 14 Mayıs'ta yaptıkları gayretli çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimizi iletiyoruz ve tabii İstanbul seçmenine, İstanbul halkına da 3 milletvekili çıkarmamıza vesile oldukları için desteklerinden dolayı, teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün Eyüp Sultan'da inşallah bu teşekkür ziyaretimizi yapacağız. Ardından Esenler ve akşam da inşallah Fatih ilçesinde yine bu ziyareti inşallah gerçekleştireceğiz. Tabii Yeniden Refah Partimiz 4,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde girmiş olduğu ilk seçimde 1,5 milyonun üzerinde oy ve 5 milletvekili çıkarmaya muvaffak olmuş. Tabii bu ilk girilen bir seçim için ve rakiplerimizin sahip olduğu imkanların pek çoğundan yoksun olan bizler için son derece önemli bir başarıdır. Bunu bu şekilde görüyoruz ve bundan bahtiyarlık duyuyoruz. Ayrıca burada bu 5 milletvekilinin kendi seçmenimizle, kendi oyumuzla, teşkilatlarımızın alın teriyle alınmış milletvekillikleri olması son derece büyük önem arz ediyor. Tabii inşallah bundan sonraki hedefimiz bugünden itibaren kolları sıvayarak çalışmaya başlayacağımız 2024 yerel seçimleridir. 2024 yerel seçimlerinde inşallah çıtayı daha da yukarıya taşımak üzere gayret göstereceğiz ve Yeniden Refah Partimizin en hızlı bir şekilde büyüyen ve 2028 seçimlerinin favori partisi olan bir parti olduğunu inşallah 2024 seçimlerinde elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız. Bunun için İstanbul'da da, Türkiye genelinde de şimdiden kollarımızı sıvayıp çalışmaya başlıyoruz. 2023'te Yeniden Refah Partimizi meclise taşıdık ve inşallah 2028'de de Yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacağız Allah'ın izniyle. Mecliste inşallah AK Parti ile imzalamış olduğumuz mutabakatın hükümet tarafından uygulanmasının takipçisi olacağız. Burada ekonomiyle ilgili, sosyal politikalarla ilgili, dış politikayla ilgili ve sosyal politikalar, ailenin korunması, eğitim sistemi, müfredat, bununla ilgili son derece önemli maddeler var. Bunların uygulanması ve böylece milletimizin derdine derman olunması için inşallah mecliste gayret göstereceğiz. Yine tabii mecliste bizim Yeniden Refah Partisi olarak en fazla önem verdiğimiz konulardan önce ahlak ve maneviyat anlayışının tüm ülkemizde, bürokraside, kamuda hakim olması için, eğitim sisteminde, müfredatta hakim olması için mücadele edeceğiz. Ahiret öncelikli nesiller yetiştiren, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştiren bir eğitim sistemi için mücadele edeceğiz. Gayri ahlaki yayınları yapan, toplumun, yeni nesillerin, gençlerimizin ahlakını ifsad eden medyanın bu durumunun düzeltilmesi, aile yapımıza, tarihimize, kültürümüze uygun yayınlar yapar hale gelmesi için mücadele edeceğiz. LGBT gibi sapkın oluşumların faaliyetlerinin durdurulması ve aynı zamanda aile bütünlüğünün korunması için de Avrupa'dan ithal bir takım yuva yıkan yasaların ıslah edilmesi için mecliste inşallah mücadele edeceğiz. Bunları zaten seçim döneminde de defaatle ifade ettik. Dış politikayla ilgili Kıbrıs ve Kudüs konuları bizim kırmızı çizgimizdir. Kıbrıs'ta hükümetin şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmiş olduğu nokta daha önce de ifade ettiğimiz gibi olumlu bir noktadır. Bunu destekliyoruz. Orada eşit, egemen iki ayrı devletin varlığının devam etmesi, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının devam etmesi ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mutlaka dünya tarafından tanınmasının sağlanması lazım. Tekrardan bir federasyon, bir tek devlet projesinin, fikrinin asla gerçekleşmemesi gerekir. Bunun takipçisi olacağız. Bu konuda atılacak olan adımlara, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik olarak yapılacak olan çalışmalara inşallah destek olacağız. Tabii Kudüs de bizim milli görüş olarak kırmızı çizgilerimizdendir. Kudüs davasını Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşıyan merhum Erbakan hocamızdır. Bu yeni dönemde de Kudüs'ün korunması ve bir an evvel özgürlüğüne kavuşması yine Yeniden Refah Partimizin en önemli gündemlerindendir. İnşallah bu söylediklerimizi hayata geçirilmesine vesile oluruz. İnşallah böylece
milletimizin ve İslam aleminin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına yeniden Refah Partisi olarak inşallah vesile oluruz. Yani tabii Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen muhalefet bir yerde tabii haklılık payı var. Ancak Kılıçdaroğlu da gitse, başka birisi de gelse, kim gelirse gelsin CHP'nin milletimizden bir destek bulamayacağı bu seçimlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bütün çalışmalarına, bütün muazzam bütçelerine, kendi genel başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı yapmalarına rağmen %25'i yine geçememişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi genetik özellikleri nedeniyle milletimizin teveccühüne mazhar olamamaktadır. O nedenle bundan sonra kim gelirse gelsin yine başarılı olması, iktidar olması, hatta %25'i geçebilmesi mümkün değildir. 14 Mayıs seçimlerinde bu gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır.